Hak bir gönül verdi bana, ha demeden hayran olur. Hak bir gönül verdi bana, ha demeden hayran olur. Bir dem gelir şadam olur, bir dem gelir geriyan olur. Bir dem sana salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain, amin ve elhamdülillahi rabbil alemin. Bakara suresi 102. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. Vettebe'u ma tetbu şeyatinu ala mülki Süleyman ve ma kefere Süleyman velakinne şeyatine keferu yuallimunen nase sihr ve ma unzile alel melekeyni bi babile harute ve marut ve ma yuallimani min ahadin hatta yekula innema nahnu fitnetun fela tekfur feyeteallemune minhuma ma yufarrikune bihi beynel mer'i ve zevci ve ma hum bidarrine bihi min ahadin illa biiznillah ve yeteallemune ma yadurruhum ve la yenfauhum ve lekad alimu لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون صدق الله العظيم آية كريمة معالا بسم الله الرحمن الرحيم Süleyman'ın hükümranlığı hakkında şeytanların ve şeytan tinetli insanların uydurdukları yalanların ardına düştüler. Genelde peygamberlerin hayatına baktığınız zaman genelde fakirdir, çobandır, ticaretle uğraşmıştır. Yani diğer bir ifadeyle zengin yok. Sadece iki peygamber. Hem manevi saltanat hem maddi saltanat Cenab-ı Hak onlara vermiş. Birisi Süleyman, diğeri Zülkarneyn peygamberler. Cenab-ı Hak hatta Süleyman Aleyhisselam için ben onun kalbine nazar ettim, kibir yoktu. Yani bu manada Süleyman Aleyhisselam hatta Ya Rabbi bana verdiğin bu güç ve kuvveti benden sonra kimseye verme diye buyurmuştur. Hayvanların dilini bilmekte, cinler emrinde istediği gibi istihdam edilmekte, kullanmaktadır peygamber. Rüzgara binip aynı şekilde istediği yere en uzak mesafelere bir anda gidebilmektedir. Ki ifade edeceğiz. Bununla beraber Hazreti Süleyman'a birçok dünyevi güç ve kuvvet olaraktan verilmiş ve Süleyman Aleyhisselam, mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün sabah namazına gidiyor, bir cinni hırsızlık yaparken yakalıyor. Onu bağlıyor, niyeti namazdan sonra sahabilere göstermek. Ancak daha sonra onu serbest bırakıyor. Ve namazdan sonra cin bu durumu sahabilere anlatıyor. Bırakmasının sebebini ise Efendimiz şuna, Süleyman kardeşimin Ya Rabbi bana verdiğin bu gücü benden sonra kimseye verme sözü olmasaydı onu size teşhir edecektim diye de ifade ediyor. Yani peygamberler içerisinde Süleyman Aleyhisselam ve Zülkarneyn hakikaten maddi olaraktan farklı bir güç kuvvete sahip olan peygamber. Aslında ondan daha önemlisi bunu Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de zikretmesindeki sebep genel olarak peygamberlerin kıssalarını Bediüzzaman Hazretleri bunu Sözler adlı eserinin 20. sözünde harika bir şekilde ifade ederken şu ince noktaya değiniyor. Ey insanlar, siz de benim peygamberime uyduğunuz zaman o peygamberin son hududunu çizmiş olduğu teknolojinin bir benzeri olaraktan siz de yapabilirsiniz. Mesela ne gibi? Işınlama yolu gibi. Süleyman Aleyhisselam onu yapıyordu. Belkıs'ın tahtını getirmişti Asah bin Berhiye adındaki bir insan vezirine. Hatta kim getirebilir dediğinde onu aynı şekilde cinlerin atletik olanlarına ifrit denir. İfritlerden birisi ya Süleyman ben sana onu ayağa kalkıp ininceye kadarki bir zamanda getiririm derken o insanlardan vezirlerinden Asaf bin Berhiye hayır efendim ben onu size gözünüzü kapayıp açıncaya kadar gibi kısa bir zamanda getiririm demeye kalmadan ta Yemen'deki Belkıs'ın tahtını Filistin'deki bulunduğu yere huzurunda bir anda hazır ediyor. Kur'an bu gibi Süleyman Aleyhisselam'ın
harikulade olağanüstü şeylerin nazara verirken insanların da bunun benzerini yapabileceklerini, mesela bugün hakikaten havalara hakim olan dünyaya hakim olmaktadır. İster bu askeri alanda olsun, ister ticari alanda olsun. İşte bu manada o göğün yolu açıktır. Yani rüzgardan her türlü istifade edebilirsin. İşte rüzgar ile elde edilen mesela enerji, elektrik enerjisini mesela. Bu manada peygamberlerin bu olaylarını anlatırken Allah aslında insanların onların peşinden giderekten istifade edebilecek yollarında hazır olduğunu, açık olduğunu ifade etmektedir. Evet, burada şeytanlar onun ardına düştüler. Oysa Süleyman büyü yaparak küfre girmedi. Süleyman Aleyhisselam zaten ona da yakışmazdı. Fakat şeytanlar insanlara sihri ve özellikle de Babil'deki Harut ve Marut adlı iki meleğe ilham edilen sihri öğretmek suretiyle küfre girdiler. Ancak Harut'la Marut, burada sihir olayın dayandığı nokta bu iki melek. Harut'la Marut. İnsanlar arasında, burada Cenab-ı Hak onu okuyalım. Halbuki o iki melek, biz ancak imtihan için gönderilmiş birer meleğiz. Yani kıyamete kadar ki insanların imtihan vesilesi. Sihri cazip görüp de sakın küfre girme demedikçe kimseye sihir öğretmiyorlardı. Böylece insanlar onlardan kişiyle karısını birbirinden ayıracakları sihri öğreniyorlardı. Yani ondan öğrenmeye gelenlere kolay kolay öğretmiyorlardı. Çünkü o melekler insanların arasını bulmak için bunu kullanıyorlardı. İnsanlar yemin ederek yok biz insanların arasını bulmak için biz de yardımcı olalım derken tam tersine en büyük darbeyi böylece eşler arasını ayıraraktan o şekilde sihri öğreniyorlardı. Çünkü bununla en büyük darbeye vurmuş oluyorlar. Sadece eşleri de çocukları ve her iki tarafın da ailelerine darbe vurmuş oluyorlardı. Halbuki onlar Allah'ın izni olmadıkça o sihirle hiç kimseye zarar veremezlerdi. Amenna. Ama o yol açık. Bunu yapanlar gayet çok. Ben kendi akrabamdan da görüyorum, biliyorum. O manada yazılmış eserlere de baktım. Çokça, çokça. Yani onlarca desem az olur. Yüzlerce diyebileceğim o manada sihir, kitapları, sihirleri bozabilecek olan şeylerle şu anda internet ortamında, PDF ortamında bulamayacağınız kadar onlarca gizli ilimler şeklinde eserler gayet çok. Hatta ben yıllar öncesinde almıştım 8 cilt olaraktan Mustafa İloğlu diye birisinin eseri ki internette PDF olaraktan bulunabilir. Yani o manada hem sihir yapan hem sihri bozan ki Efendimiz'e Felak Nas suresini anlatırken de gündeme getirmiştim geçerli. Geniş ve detaylı bir şekilde de orada anlatmıştım olayı. Maalesef bunu İslam içerisinde de Hristiyanlık içerisinde de kötü niyetle bu manada yapanlar var. Zarar verir mi? Evet, amenna. Allah dilemedikçe vermez ama zarar verme durumu var. Dediğim gibi benim akrabamdan birine yaptılar ve aralarında hiçbir problem yoktu. Yok iken bir de çocukları varken eşler birbirinden ayrıldı. Daha sonra da oğlan intihar etti. Yani bu manada zarar verme durumu var. Yani en azından psikolojik olaraktan bozuyor. Hatta o yapan kişi kendisine başka bir şekilde yapmaya gelen kişiye öyle mi ya o sizin akrabanız mıydı? Oysa o çocuğun annesi bana geldi 500 lira verdi. Bu gelinimle dağım oğlumun arasına ayır dedi. Ben de yaptım. Öyle mi sizin akrabanız mı diyerekten o yanına giden kişiye de bu manada bilgi verdiği haberi bana da ulaştı. Yani o manada zarar verilebilir. O yol açıktır. Korunma yolu da vardır. Özellikle Felak ve Nas suresi mesela böyle bir durumda genel ayet-el kürsi, Felak ve Nas suresi bunun için en azından yüzer kere her biri okunmak suretiyle o şekilde hıfzı, muhafazayı da çalışmak lazım. Cevşenül Kebir gibi dua kitaplarını okuyaraktan muhafazaya çalışmak lazım. Onlar böyle yaparak kendilerine zarar veren, fayda getirmeyen şeyleri öğreniyorlardı. Andolsun onu satın alanın ahirette bir nasibi olmadığını biliyorlardı. Yani lanetlenmiş oluyor bu durumda. Kendilerini karşılığında sattıkları şey ne kötüdür, keşke bilselerdi. Yani o manada sihir yapılıyor, sihirin yapılma durumu var. O manada birçok da yapılmış olaraktan var. Cinler ve şeytanlar zaten onunla ilgili geniş detaylı ben çok geniş eserde o konuda görüntülü de yazılı olaraktan yazdım. Tespitler.com'da istifade edilebilir. Biz öyle, bazen o melekler imtihan sebebi, biz de farklı şekilde imtihan ediliyoruz. Bununla ilgili yapmış olduğum bir çalışmayı da burada sizlere
arz ediyorum 2006 yılında. Yani bir imtihan ve sınav içerisinde fitne, nefis, haya, bunların her birisi birer imtihan sebepleri, sınav sebepleri. Fitne sürekli ayet-i kerimede de geçiyor zaten, onu ifade edeceğiz geniş. Ancak gaybi bilen Allah'tır, onlar bilemezler. Ancak ki bu manada Cenab-ı Hak cinlerin de gaybı bilemediklerini Hazreti Süleyman'ın vefatıyla beraber 3 gün sonra cinler farkına varıyor. Çalıştıkları işini bırakıyorlar, bir bakıyorlar ki Süleyman Aleyhisselam'ın vücudu soğumuş, 3 gün önce ölmüş. Buna dair de 2003 yılında yine geniş detaylı bir şekilde bu konuyu ele aldım. Gayb konusu ancak Allah onu elbette bilir. Hazreti Adem ve burada da Süleyman peygamberin genel peygamber ve kıssalarıyla ilgili detaylı yazı yazmıştım. Burada Süleyman Aleyhisselam'ın da Davut ve Süleyman ile ilgili de hayatı ile ilgili burada notta mevcut olmuş olmaktadır. Yine o bu manada yapılan sihir ile ilgili bir yazı yazmıştım. Onunla ilgili sihir yapılmayla ilgili bunları tespitler.com'da kadının genel durumu, onların bu konudaki özellikle en çok alet olarak kullanılması. Dikkat ederseniz ilk fitne öyle başladı. Hem cennette öyle başladı. Havva'nın devreye girmesi, yasak ağaç yenilmesi. İlk Kabil'in Habil'i öldürmesi kadından dolayı. Ve ondan sonra sihir yapılması onlar ile başladı. Bununla ilgili yazmış olduğum yazı ve bu konuyu burada ele almış olduğum hususlar. Sihir konusuyla ilgili yine yazmış olduğum bir çalışmayı burada yine sizlere arz etmiş olayım. Sihir olayı var. Yani hakikaten de var. Onunla beraber ama onlar ahiret yurdunu düşünmedikleri için, ahiretteki durumu hesap etmedikleri için böyle bir günah içerisine maalesef girmektedirler. Burada da ahiret ahvali babında geniş detaylı bir şekilde yazı kaleme aldım. Evet yine iman ve ibadet konusunda onlar ibadet içerisinde olmayıp da böyle fitne içerisine girdiklerinden dolayı bu durum otomatikmen başlarına gelmiş olmaktadırlar. Ve olayları yani en azından çalışılmış şeyler olduğu için kısa olarak sizlere arz ettiğim 102. ayeti kerimeyi ele alacak olursam 102 ile 103. ayeti kerimeyi ele aldım. Bu konuda cinler ve büyü ile ilgili olaraktan yapılmış bir çalışma var. Yine en azından bu çalışmayı size bilgi olaraktan başlıklar halinde arz edeyim. Çünkü başlı başına geniş ve detaylı bir konu bu mesele. Evet 102. ayette yine gaybi konuları, gaybı ancak Allah bilir. Bununla ilgili ayet ve hadisleri burada genişçe ele aldım. Yani Allah bildirmedikçe gayb bilinmez. Gaybın ilmi elbette ki Allah'ın nezdindedir. İnsanlar belki bazı şeylerden dolayı diyelim ki gaybdan çıkmış olduğu durumlarda bazı şeylerden hareket ile bazı tahminlerde bir hava tahmin raporu gibi belki bazı tahminlerde bulunabilirler ki bu da kesinlikle ve kesinlikle gaybı bilmek değildir. Nitekim Lokman suresinin en sonunda muhayyebat-ı hamse diye ifade edilen 5 gaybi durum yani ancak Allah'ın bilip onun dışındakilerin bilemeyeceği gaybi durumlar. Evet yine bununla ilgili olaraktan yapmış olduğumuz bir özetle 102. ayette sihir, seher, sahir, meshur bunlar kelime itibariyle aynı kökten geliyorlar. Seherde uyku sersemliği vardır. Ne uyumakta ne de uykuda. Mesela Araf 116. ayet-i kerimede Musa siz atın dedi. Bunun üzerine onlar ellerindekini atınca insanların gözlerini büyülediler. Sihir orada o manaya seher, sihir aynı kökten ve onlara korku saldılar. Büyük bir sihir yaptılar. Yine Taha 69. ayette şüphesiz yaptıkları bir sihirbaz hilesidir. Sihirbaz ise nereye varsa kurtuluşa eremez. Lebit bin Asem de peygamberimize sihir yapmıştı. Ve Felak suresi indirildi. Felak ve Nas suresi ki onları muavvizeteyn denir her ikisine. Yani kendisiyle Allah'a sığınılan dua demektir. Ki Felak 5 ayet, Nas 6 ayet, toplam 11 ayet. Bu kişi de Lebit bin Asem da 11 tane düğüm bağlamıştı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın saçının tellerinden temin ederekten 11 bağ yapmıştı. Efendimiz her birini çözerekten bir ayeti okudu ve rahatladı. Adeta boğulacak ölümcül bir durumda idi. Cebrail o iki sureye getirerekten o sihirden korundu. Yine Razi ve Kurtubi tefsirinde Mutezile'nin ve Şafii'den Ebi İshak İsferani'nin sihirin varlığını inkar ettiğini ifade eder. Ehl-i Sünnet ise sihirbaz havada uçabilir, insanı merkebe, merkebi insana çevirebilir.
Çünkü bir göz boyama Hazreti Musa döneminde yaygın bir olay idi. Yani bu elbette ki inkar edilemez. Yapılmış bir durum, meydana gelen bir hal, meydana gelmiş bir durum, onun için inkarında bir durum söz konusu değildir. Yine dediğimiz gibi kadının bu konuda genelde kullanılmış şer olaraktan, onun şer aleti olarak kullanılmış olduğunu da maalesef görmekteyiz. En çok harcanan insanlar da onlardır. Onun için hakikaten beddua edilecekse en güzel beddua şu olsa gerek, bu mübarekler, bu mübarek kadınları ifsad eden komiteler kahrolsunlar. Onunla ilgili de bir makale kaleme almış idim. Çünkü onlar üzerinden bu sihir daha çok yapılmış oluyor. Yine 102 ve 103. ayette belagat kuralları burada. Keşke bilmiş olsalardı bu yapmış oldukları yanlışlar yani. Bu belagatta kullanılan şu anlatım üslubuna göredir. Bir şeyi bilen eğer bilgisinin gereğini yapmayacak olursa o kişi o şeyi bilmeyenlerin konumuna düşer. Elbette Allah'ın sevabı daha hayırlıdır. Sevabın sübut ve devamlılığı ifade etmek için Allah'ın ecrinin üstünlüğü isim cümlesi olaraktan ifade edilmiştir burada bir belagat kuralı gereği olaraktan. Evet yine 102. ayet-i kerimeden itibaren bu konunun izahı geniş detaylı bir şekilde bazı tefsirlerde aynı zamanda yorumla beraber izah edilmekte ele alınmaktadır. Bunu da burada antiparantez ifade edeyim. Ayrıyeten zaten bu ayet-i kerimelerin de aynı zamanda nüzulü ile ilgili olaraktan şu bilgiyi de size vereyim. 102 ve 103. ayetler. Ravi zinciri devam ile beraber İmran bin el-Haris'ten rivayeten bize haber verdi. Biz İbni Abbas'ın yanında bulunduğumuz bir sırada dedi ki, şüphesiz şeytanlar gökten yana kulak hırsızlığı yaparlardı da ayetler inmeden önce, Kur'an inmeden önce. Böylece onlardan herhangi birisi hak bir söz getirirdi. Böylece onlardan birisinin doğru söylediği sınanınca doğrunun yanı sıra 70 yalan uydurdu da bu yalanları insanların kalplerine su gibi içirirlerdi. Yani aldatmada da bu var. Veya bazılarının gelecekten haber verdiğini iddia etmesinde de bu var. Artık kahinlik Kur'an'la beraber kalktığı içindir ki o durumda söz konusu değil. Nihayet Süleyman Aleyhisselam bu işe muttali olup o sır ve yalanların yazılı olduğu evrakları eline geçirdi. Ve onları tahtın altına gömdü. Süleyman Aleyhisselam vefat edince bir şeytan yolun üzerinde dayanıp, ey insanlar Süleyman'ın eşi, benzeri, hiç bulunmayan gizli hazinesini size göstereyim mi dedi. Evet göster dediler. O da tahtın altındadır dedi. Bunun üzerine onu çıkardılar ve bu bir sihirdir dediler. Böylece bu sihir elden ele bütün toplumlara intikal etti. Bu sebeple Allah Teala Süleyman Aleyhisselam'ın susuzluğunu bu ayetle bildirdi. Yani kendisi kullanmadı, yapmadı. Ve buyurdu ki halbuki Süleyman asla sihir yaparak kafir olmadı. Belki o sihir yapan sihirbazların sihirini ortadan kaldırmak için onu imha etme, gömme durumuna gitti. Bununla ilgili farklı rivayetler, farklı senetlerle gelen hemen hemen aynı noktada birleşse de birçok kanaldan bununla ilgili rivayetler de mevcut olmuş olmaktadır. Buradan da istifade edilebilir. Evet. Yani maalesef her dönemde bunun sıkıntısını bazen insanlar şu da var amenna. Ailelerde özellikle kadınların bu konudaki çok hassasiyetleri var. Çabuk kırılgan yapıları, özellikleri var. Yani herhangi küçük bir sıkıntı oldu mu acaba bana sihir mi yapıldı diyerekten doğru bakıyorsunuz ki o manada onunla uğraşan insanların yoluna gidiyor. Ve hem aklını kaybediyor hem parasını kaybediyor. Allah korusun daha sonra canını da kaybediyor. Evet bu insanlar ahireti bilselerdi yapmazlardı. Ahiret ve kıyamet ile ilgili yine 36 Kıyamet Suresinin 36 ve 40. ayetine bakılabilir. 102. ayette ahiret diğer bir dünya, öteki alem, imanın 6 şartından birisi. Kur'an'da da 5 şekilde tefsir edildi. Her biriyle ilgili birkaç ayet var. Kıyamet kalkış manasına, cennet manasına, cehennem manasına, kabir, ahir, son ve sonuncu manalarına gelmiş olmaktadır mana itibarı ile. Evet yine 102. ayet-i kerimede ahiret ile ilgili gene onun ile ilgili olan farklı yerlerden almış olduğum izah ve beyanlar. Yine 102. ayette sihir ile ilgili sihrin tedavisi için okunacak 19 tertip aşağıya alınmış. Bununla ilgili bazı şeyler yine Kur'an-ı Kerim'den bunlardan nasıl korunabilir? Burada onları teker teker burada ele alınmış. Hastaya 21 Yasin okunur. Yani Kur'an şifadır. Ayet-i kerimede ve nünezzülü minel Kur'an-ı mahu ve şifa'un ve rahmetun lil müminin ve la yezidu zalimine illa hasara. Ve ben yani bunun hayatta genel olaraktan
özellikle Yasin, 41 Yasin'in o manada ehemmiyetini gördüm, etkisini ve tesirini gördüm. Onunla ilgili sohbette de bulundum. O konuda yaşadığım, şahit olduğum olayları geniş olaraktan ele aldım. Yine tespitler.com adlı sitemde 41 Yasin yazdığınız zaman rahatlıkla şuradan site içi aramada Yasin yazdığınız zaman 41 Yasin ile ilgili olaraktan onun için dua ile dünyanın durması, ayakta durması hakikaten hakikat ve gerçek. O manada bununla ancak en güzel şeyi, yöntemi 41 Yasin mesela burada önemi yaşanmış olduğu içindir ki onu bizzat 41 Yasin ve fazileti. Yani bu manada duaların ehemmiyeti büyüktür. Onun için bu sihrin tedavisi konusunda bazı yöntemler yine ayet-i kerimelerden çıkalmış bilgi olaraktan sizlere arz ediyorum. Bununla ilgili ne yapılabilir? Gene Allah'a müracaat edilir. Kur'an'a müracaat edilir. Şifa ondan istenilir. Eğer tıbbi bir durum ise bu konuda tedavi yöntemine başvuraraktan o yönüyle tedaviye gidilmiş olur. Yine sihrin şeriattaki yerimi ve hükmü nedir? Bununla ilgili yapılmış olan bir çalışmayı da burada başlıklar halinde. Bu konuda en azından bu başlıklar halinde sizlere arz ediyorum. Yani böyle bir durum var. Böyle bir şeyin hakikati var. En azından bilgi olaraktan, hülasa olaraktan bu konuyu sizlere arz ediyorum. Evet, Süleyman Aleyhisselam böylece o yapılmış olan olumsuzlukları engellemek amacıyla yapılmış olan sihirleri, ayet-i kerimede yine tilavet kelimesi geçmişti. Orada geçen kelimeleri tahlil ediyorum. Tilavet ve til iki manaya gelir. Takip etmek manasına, satır satır okumak gibi manalara gelir. Sihirden muradın ne olduğu? Amaç insanlara zarar vermek. İnsanları onunla ilgili özetlemeye çalışıyorum burada. Hazreti Süleyman sihir ilmini biliyordu. Bu ilim sayesinde bütün cinleri celbedip küplere koydu ve deniz adalarına sürgün etti şeklindeki iddialar asılsız ve astarsız deniliyor. Hazreti Ayşe diyor. Resulullah'a sihir yapıldı. Öyle ki o yapmadığı bir şeyi yapmış zannediyordu. Bir gün benim yanımdayken Allah'a çokça dua etti ve sonra şöyle dedi. Ey Ayşe, hissettin mi? Allah bana neden şifa bulacağımı bildirdi. Dedim ki ey Allah'ım, Allah'ın Resulü, o nedir? Resulullah dedi ki yanıma iki kişi geldi. Biri baş ucuma, diğeri de ayak tarafıma oturdu. Sonra biri diğerine bu adamın ağrısı nedir diye sordu. Diğeri kendisine büyü yapılmış dedi. O da kim büyü yapmış dedi. Diğeri Züreyk oğulları, Yahudilerden Lebit bin Asam yapmış dedi. O ne ile yapmış dedi. Diğeri tarak. Tarak dışında kalan saçlar. Burmanın erkek tomurcuğunun kapçığı ile yapmış dedi. O şimdi onlar nerede dedi. Diğeri o Zirvan kuyusundadır. Başka bir rivayette Zervan kuyusu şeklinde rivayet edilmiş. Daha sonra Hazreti Ali'yi çağırıyor. Oraya gönderiyor. Taşın altından çıkartıyor. Geliyor, okuyor. Hepsi iyileşiyor. Ki bunu Felak Nas suresinde de geniş ve detaylı bir şekilde de ele aldım. Burada bunun genel olaraktan tahlili yapılıyor. Yani bu 102. ayet çok uzundu. Ben burada onları hepsini değil de kısaca özetleyerek bir iznimle, Allah'ın izniyle. Bunlarda da ancak Allah'ın izniyle başkası zarar verebilirse verebilir. Şifa da olursa ancak Allah'ın izniyle olur. Bu da iki şekilde tefsir edilir. Allah'ın izni ile olmayan, Allah'ın izni vermediği bir şey. O mümkün değil ki olmaz. Bu da bir iznillahın, Allah'ın izni manasının geldiği manalar, bir de emir manasına. İzin aynı kökten. Ezin, izin, ezan aynı kökten gelmektedir. Ki bunun anlamı kulak manasına, uzun mesela. Kulak manasından orada gelir. Mesela kazan ve tencere gibi şeylerin halka olan kısmı da buna benzetilerek tencerenin kulağı kulku denmiştir. Çok fazla dinlemeyi sevene de o sözü dinlenene de bu manada denilmiştir. Bu isim kullanılmıştır. Ve bunun genellik üst sayfa olaraktan izah ve beyanı. Yani tefsirlerden çok geniş ve detaylı olaraktan çıkarttım. Burada özetliyorum. Beşeri yerleşim birimleri, emkine, mekan. Onlarla coğrafi olarak bazı konular mesela Uhud, Huneyn, Bedir, Bekke diye Kur'an-ı Kerim'de beşeri yerleşim yerleri emkine olaraktan geçmiştir. Burada da olduğu gibi. Yine Babil konusu, İbrahim Aleyhisselam'ın hicretinden sonra Vacip Teala Babil ahalisinin ekserisini sivrisinekle helak edip bir kısmını da rahatları alınmış olmakla etrafı aleme dağıldıkları mervidir, rivayet edilmektedir. Yani Süleyman Aleyhisselam ki peygamberlerin geneli o Filistin ve o yöresinde gelmiş olmaktadırlar dünyaya. Ve Süleyman Aleyhisselam ile ilgili olaraktan hadislerde buyurulan ifade.
hadislerdeki ifadesi. Onu da burada hadislerden çıkarttım. Ve yine Babil'le ilgili olaraktan Babil şehri Geldanilerin merkez hükümeti olan meşhur bir şehirdir. Bağdat'ın 93 kilometre güneyinde ve Hille kasabası civarındaymış. Nemrut tarafından bina edilmiş. 1,5 milyon halkı varmış. O zaman dünyanın en mamur, en süslü bir şehri bulunuyormuş. Burası sihirbazlar diyarı olmakla şöhret bulmuştu. Sonra bu şehir birçok hükümdarların ellerine geçmiş. Nihayet harap olup halkı dağılmış. Kendisinden eser kalmamıştır. Ve bununla ilgili tefsirlerden Babil'le ilgili çıkarttığım notlar. Yani sihrin merkezi Babil Krallığı. Ve yeryüzüne hakim olan Babil Krallığındaki o sihir ile insanların hakimiyeti, kralların genel olaraktan durumu. Yine baktığımız zaman da Kur'an-ı Kerim'de de sihir, dinini dünyaya satan sihirbaz ve sihiri. Bunun ile ilgili yazmış olduğum bir yazı, bir makale. Yani bunlar yazılmış olduğu, mevcut olduğu için detayına girmiyorum. Çünkü ortada bununla ilgili yazılmış bir yazı var. Sihir ve sihirbazlıkla ilgili vesaire. Burada toplam hemen hemen 13 sayfa olaraktan ki bunu da ben 2011 yılında yazmış idim. Evet, yine bu surenin 202. ayetin nüzulüyle ilgili olaraktan farklı tefsirlerden almış olduğum yine notlar. Yine 102. ayette Fahreddin Razi tefsirinde sihrin 8 çeşidini saymış. Bunlar ile ilgili açıklamaları burada 3 sayfa olaraktan ele aldım. Sihrin çeşitleri nasıl yapıldığı, nasıl yapılacağı ile ilgili olaraktan Fahreddin Razi müfessir o konuda bildiği vermektedir. Bu iki melek, Harut'la Marut. Melek kelimesinin kökeni, melek güç, melek, melik, mülk, malik hep aynı kökten gelmektedir. Melek güç ve kuvveti ifade eder. Kur'an-ı Kerim'de daha ziyade cemi, melaike olarak geçmekte. İki ayette iki melek tesniye şeklinde, 12 yerde de melek müfret yani tekil olaraktan gelmiş olmaktadır. Melek kelimesinin izahı. Yani malum onlar nurdan yaratılmış varlıklar vesaire. Burada zikredilen Harut ve Marut, bunlar işte o amaçla insanlara iyilik yapmaları amacıyla, iyi niyetle, kendileri zaten insanların arasını bulmak amacıyla yapıyorlardı. İnsanlar böylece biz de böyle yapalım diyerekten o sihri onlara da öğretiyor. Sihir Kur'an'ın birçok yerinde zikrediliyor. En fazla Musa ve Firavun'un meselesinde tekrarlanmışlardır. O sihirle ilgili olaraktan yine tefsirlerden çıkartmış olduğum burada not. Harut'la ve Marut ile ilgili olaraktan tefsirlerde ve hadislerde zikredilen beyanlar ve izahlar. Evet, ve yine Babil'de çok yapıldığı için o gündeme getirilmiş oluyor. Sihir ilmini bilmek mahsurlu mu diye bir soru cevap. Sihri sadece ilim olarak bilmek mahsurlu değil. Zira her ilim ilim olmak noktasında şerefli. Acaba hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Ki melek de zaten onu biliyordu. Amaç olumlu yönde kullanıyordu. Yani Efendimiz yine düşmanın silahıyla silahlanınız derken, yani olumsuzu engellemek amacıyla. Bir mesela virüsü bilmek ve hackerlığı bilmek gibi yani. Yani bu nedir? Kötü amaçla kullanmadıktan sonra bir mahsuru yok. Amaç nedir? O dünyadaki o hackerlara, virüs üretenlere karşı tedbir almak gibidir bu da. Evet, bu bir fitnedir, imtihan vesilesidir. Kur'an'da fitne kelimesi Kur'an-ı fiten şeklinde de kullanılıyor. Bunun yerine 34 defa fitne, 26 defa da aynı kökten türemiş fiil ve isimler olarak kullanılıyor. Kur'an-ı Kerim'de fitne kelimesinin kullanıldığı yerler ve genel olaraktan fitne kelimesi imtihan vesilesi olaraktan zaten o manaya da gelmiş olmaktadır. Allah'ın bazılarını bazılarından üstün kılması da bir imtihan sebebidir. Mesela Araf suresi 165. ayet-i kerimede bu manada geçmiş olmaktadır. Yine fitne ile ilgili olaraktan emanetleri hıyanet, ekseriye evlad-ı iyale sarf etmek ve onlara muhabbet sebebiyle olduğundan Cenab-ı Hak evladın ve emvalin, malların fitne olduğunu beyan etmiştir. İnname emvalukum ve evladukum fitnetin diyor. İşte fitne ile ilgili yani bir imtihan sebebi. Fitne ile ilgili olaraktan yapılan burada izahlar ve yapılan çalışmaları burada fihrist olaraktan başlıklar halinde burada ele aldım. Bu başlıklar içerisinde geniş detayına da ulaşılabilir. Evet, fitne, imtihan ki o fitnenin doğurduğu neticedeki durumlar, onunla ilgili haller ve burada yapılmış o çalışmayı sizlere arz etmiş oldum. Evet, yine Kur'an-ı Kerim'de bu fitne üzerine yapılan ayrıyeten bir çalışma. Yine bunları başlıklar halinde sizlere arz ediyorum.
Yani fitne meselesi yani bütün yönleriyle ele alındığı için tek bir yönde elbette ki fitne meselesini değerlendirmemek gerekir. Yine Kur'an'da fitne olgusu ile ilgili olaraktan başlıkları halinde yine fitne meselesinin en azından fihrist olarak kısaca yapılmış olan çalışmalarında çalışan kişilere en azından faydalı olmak niyetiyle arz etmiş oluyorum. Yine fitne olgusu, fitne odakları ile ilgili yapılmış bir çalışmayı da burada yine sizlere arz ediyorum. Yine aynı zamanda fitne üzerine, fitne ile alakalı bu konudaki yapılmış olan aynı şekildeki çalışmalar. Yani o konuda epeyce yapılmış çalışma var. İnsanlık zaten fitne ile başlıyor. Yani ilk fitne işte Hazreti Adem'in o yasak ağaca yaklaşması durumu o meseleyle başlıyor zaten. Burada da bir ibretli bir nokta var. İsrailiyattan da olsa düşündürücüdür. Bu olayın İsrailoğulları zamanında 40 yıl mağaraya çekilmiş uzlette olan bir derviş için anlatılır. Bunu İbni Abbas ifade ediyor. İdris aleyhisselam zamanında Adem oğullarının fenalıklarını gören melaike Cenab-ı Hakk'a dediler ki neden Adem oğullarını yeryüzünde kendine halife seçtin? Halbuki baksana isyan ediyorlar. Cenab-ı Hak da eğer sizi de yere indirsem ve onları terkip eden şeyleri size de versem siz onların yaptıklarını yapardınız buyurdu. Melekler ey Rabbimiz dediler biz sana isyan edebilir miyiz? Bu yaraşır mı? Cenab-ı Hak o halde içinizden iki melek seçin. Onları yere indireyim görürsünüz buyurdu. Harut ve Marut. İçlerinde iyilik ve ibadette en üstünleriydi. Melekler onları seçti ve ikisi de yeryüzüne indirildi. Hak ve adille yeryüzünde hükmetmeye memur edilmişlerdi. Gündüz yerde vazifelerini görüyor ve gece gökte ibadet ediyorlardı. Şirk, fatih, zina ve içki içmeden men edilmişlerdi. Günlerden bir gün Zühre adlı fevkalade güzel bir kadın yanlarına gelmişti. Kocasıyla geçinemediğinden şikayet etmekteydi. Kadın, meleklerin pek hoşuna gitmişti. Ondan faydalanmak hevesine kapılmışlardı. Kadın, size teslim olurum dedi fakat bir şartla. Her ne kadar haklıysa da kocam aleyhine hükmederseniz. Yani bir kıssa, belki bir ibret alınması hesabıyla böyle bir şey nakledilmektedir. Melekler peki dediler ve kocasının aleyhine hükmettiler. Fakat kadın bununla ittifa etmemişti. Birlikte içki içmeyi teklif etmişti. Onu da kabul ettiler. Böyleyken yine teslim olmamıştı. Bu sefer kocasının öldürülmesini istedi. Harut ve Marut bu teklifi de yerine getirmişlerdi. Tek kadını elde etsinler diye. Kadın bu isteğini de yerine getirdikten sonra son bir teklifim daha var. Eğer bunu da yaparsanız artık sizin olurum dedi. Söyle dediler. Ondan sonra putlara taptı. Bu ki İsrailoğulları zamanında mağaradaki yine aynı şekilde ibadetle 40 ibadetle meşgul olan bir kişi için de söylenir. Burada bu Harut'la Marut adında. Yani böylece bir insan imtihanı olaraktan o melek bile imtihan edilse bu özelliklere sahip olsa onun bu şekilde ayağına kayacağını bu kıssadan hisse kabilinden burada ibretli bir olay olarak da anlatılmış olmaktadır. Elbette Allah'ın izniyle. İzin kelimesinin Kur'an'daki manaları, izin demin dediğim gibi uzun, ezan hep aynı kökten gelmekte. Dinleme, kulak vermek, her biriyle ilgili birkaç ayet var. Bilmek, ilan etmek, teminatını sunmak, emretmek, kolaylaştırmak, muvaffak kılmak, yardım etmek, izin vermek gibi manalara gelmiş olmaktadır. İzin kelimesinin gelmiş olduğu manalar. Yine Hazreti Süleyman'ın tahtı rüzgar vasıtasıyla hareket ederdi. Hatta değirmen ve hamam gibi şeyler Süleyman Aleyhisselam zamanında icat olunmuştur. Ve Süleyman Aleyhisselam'ın özellikleri, demin başta saydığım gibi birçok harika özelliklere sahip idi. Yani manevi yönden peygamber olduğu gibi hakikaten aynı zamanda maddi bir güç ve kuvvete de Süleyman Aleyhisselam sahip idi. Böyle bir gücü de vardı. Yine Hazreti Süleyman ve Karınca diye yine bir ibretli bir hikaye anlatılıyor. Burada siz bunu buradan okur, kıssadan hissenizi alırsınız. Bunu daha önceden de bir kıssadan hisse kabilinden de seslendirmiştim. Buradan da bunu bir hisse kabilinden ele alabilirsiniz. Yine doğruluk Musa'nın asası gibidir. Eğrilik ise sihirbazların sihrine benzer. Doğruluk ortaya çıkınca bütün eğrilikleri yutar. 40 tane dünyaca meşhur sihirbazını Musa Aleyhisselam'ın asası yutmuş. Ama bir gerçekliği şu manada var. Mesela onlar sihirlerini yapınca, yılan olup dolanınca Musa Aleyhisselam kaçmaya başladı. Hatta elindeki asasını bile unutmuştu. Allah kendisini hatırlattı. O al ki asake. Ya Musa asanı at dedi.
Ancak o zaman elinde asasının olduğunu farkına vardı. Yine Hazreti Süleyman'la ilgili anlatılan tefsirlerde izah edilen hususlar çünkü ibretli. Yani hayvanlar mesela Hüttüt kuşuyla arasında geçen macera var. Sebe Melikesi'nin durumu. Melike'nin adamlarıyla ki Kur'an-ı Kerim'de anlatılmaktadır. Onlarla istişaresi ve onun çok değer vermiş olduğu tahtını Süleyman Aleyhisselam yanına getiriyor. Ve onlarla ilgili burada 11 sayfa olarak tefsirlerden en azından fikre kapı açması amacıyla onu burada ele aldım. Yani Süleyman Aleyhisselam hakikaten peygamberler içerisinde farklı. O konuda yine yapılmış olan bir çalışma burada uzunca 34 sayfa olarak var. Onunla ilgili tarihi bir durum. En azından bu başlıklardan bakaraktan arayıp bulabilirsiniz. Evet yine bu surenin nüzul sebebiyle ilgili olaraktan ayrıyeten farklı tefsirlerden Esbab-ı Nüzul kitaplarından çıkartmış olduğum geniş ve genel bununla ilgili 6 sayfalık not. Evet Süleyman Aleyhisselam'ın hayatı hatta şu anda yani belki ne kadar tutabilir ama internet ortamında onunla ilgili bir videoda çekilmiş. Mesela ona baktım ben de. Yani rüzgarı emrine alışı, onun kullanması ile ilgili olaraktan. Yani genişçe Süleyman peygamber hakikaten bakılacak bir şey. Yine Allah'ın Hazreti Süleyman'ın emrine verdiği büyük nimetlerden biri erimiş bakır madenidir. Ayet-i kerimede farklı şekillerde yorum mesela erimiş bakır madenini ona sel gibi akıttık buyuruyor Cenab-ı Hak. Sebe suresi 12. ayette. Erimiş bakırın kullanılması ile Hazreti Süleyman döneminde elektrik kullanılan yüksek bir teknolojinin varlığına da işaret ediliyor olabilir denilmekte. Bilindiği gibi bakır elektriği ve ısıyı en iyi ileten metallerden biridir ve bu yönüyle elektrik sanayinin temelini oluşturmaktadır. Dünyada üretilen bakırın önemli bir bölümü elektrik sanayinde kullanılmaktadır. Ayette geçen sel gibi akıttık ifadesi de elektriğin çok geniş alanlarda kullanılabileceğini işaret ediyor olabilir. En doğrusunu Allah bilir. Bu şekilde de en azından bir fikir sadedinde bu mana. Yine Hazreti Davud ve Süleyman peygamberin Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerde geçen ifade veya genel olaraktan aynı zamanda hayatlarıyla ilgili almış olduğum notlar. Davud Aleyhisselam ve Süleyman. Demin onu göstermiştim sitemde de. Onunla ilgili burada 2 sayfalık genel olaraktan not. Yine sihrin psikolojik yönden izahı ile ilgili yapılmış bir çalışmayı da burada 3 sayfa olaraktan çıkarttım. Yani tabii ister istemez insanın manevi yapısında, psikolojik yapısında hatta dedim ya yapılmamış bile olsa özellikle hanımlar o konuda vesvese ediyorlar. Babil'deki iki meleğe hiçbir şey indirilmemiştir. Bu ifadeyi birkaç şekilde anlamaya çalışacağız diye şöyle bir not çalışma var. Buradaki ya nefiyedir, nafiyedir, nefi edatı yani. O zaman mana az önce dediğimiz gibi olacak. Babil'deki iki meleğe hiçbir şey indirilmemiştir. Biz Babil'deki iki meleğe hiçbir şey indirmedik. Ya da bu ismi mevsuldür. O zaman da mana şöyle olacaktır. Yani bu ayetin tahlili. Şeytanlar insanlara sihri öğretiyorlar ve Babil'de iki meleğe indirilen şeyi öğretiyorlardı. Halbuki bu iki melek biz ancak imtihan için gönderildik. Sakın küfretme demedikçe hiç kimseye bir şey öğretmiyorlardı. Onlardan karı ile kocasının arasını ayıracak şeyler öğreniyorlardı. Yani bu öğrendikleri şeyler arasında bunlar da vardı. Karı ile kocanın arasını ayıracak şeyler öğreniyorlardı. Halbuki bunlar Allah'ın izni olmadıkça bu sihirle hiç kimseye zarar verecek değillerdi. Yani tamamen Allah'ın iznine bağlı olan bir durum. Rivayetlere bakılırsa kahinler bir dönem cinlerden ve şeytanlardan öğrendikleri bilgileri kitap eline getirmişler. Büyük kitapları oluşturmuşlar. Bunu insanlar arasında yaymaya çalışmışlar. İşte Süleyman Aleyhisselam demin de dediğim gibi bunları alıyor, kendi tahtının altına koyuyor. Daha sonra şeytanların ve cinlerin devreye girerekten bunun ortaya çıkıp yaygınlaşmasında önemli faktör oluşturmuş oluyorlar. Evet, burada 103. ayete gelince isabetli hareket müsbet harekettir. Yani o yapılan insanlara ayırma yanlış. Bununla ilgili bir makale kaleme almıştım. Gerçek hareket elbette ki müsbet ve doğru bir hareket olması gerekir 2009 yılında. Yine 103. ayet-i kerimede şayet onlar iman etseler ve günahlardan sakınmış olsalardı, yani müsbet hareket etmiş olsalardı Allah katında kazanacakları sevap kendileri için daha hayırlı olurdu. Eğer onlarla iman edip de sakınmış olsalardı Allah katından sevap elbette daha hayırlı olurdu. Bakara 103'te bu şekilde Rabbimiz buyurur. Onlar böylece sihirbazın tevbesi kabul olur mu diye bu manada imamların
buradaki genel görüşleri ele alınmakta, bu ayette, 103. ayetteki belagat ve edebi sanatla dile getirilmektedir. Evet, iman insan duygu çekirdeklerini nurlandırmak içindir. Yani eğer iman etmiş olsalardı gerçek manada, böyle lanetlenmiş bir işi elbette ki yapmazlardı. Vazifesinin başlangıcında Bismillah, ahirinde Elhamdülillah diyen zerrelerin cehennemde yandırılmasının hikmeti ise nurlanma, zulmetten arınmak içindir. Kafir aslen küfür içerisinde olan, iman ettikten sonra terk ettiği ibadetleri kaza etmez. Mürted, irtidat devresinde terk ettiği ibadetleri kaza eder. Çünkü Müslümandı önceden. Tembel ise yapmadığı ibadetleri sonradan kaza etmekle mükelleftir. Kur'an'da iman ile ilgili sadece başlıklar halinde fihrist olaraktan bu notları da burada ayrıyeten çıkartmış oldum istifadeye medar olması düşüncesiyle. Evet, iman Cenab-ı Hakk'ın istediği bir hakikattir. İman en büyük bir hakikattir. Yine Kur'an-ı Kerim'de müphem olan edatlardan birisi de indedir. Yanında manasını ifade ediyor, mekan zarfı. Ancak kurbiyet, yakınlık ve huzur makam manalarında ifade eder. Kurbiyet yani yakınlık bazen hissi bazen de manevi olur. Hissi kurbiyete örnek olarak Süleyman tahtı yanına yerleştirilmiş görünce bu Rabbimin lütfundandır dedi. Ayetini vermişlerdir. Zamana izafe olunduğunda zaman anlamı bazen de mülk ve saltanat ifade eder. Bu inde kelimesinin izah ve beyanı. Evet. Ve genel olarak iman-amel ilişkisiyle ilgili yapılmış olan bir çalışmayı da ayrıyeten burada sizlere bilgilerinize arz ediyorum. Yani amel imandan bir cüz değildir. Ehl-i sünnetin genel görüşü bu şekildedir. Yani inkar etmedikçe amel etmeyen insan kesinlikle ve kesinlikle küfür içerisinde diye asla addedilemez, düşünülemez. Bu arada kıssadan hissemiz, sadakanın faydası. Efendimiz bunu 16 farklı fayda içerisinde böyle ele almaktadır. Kar kristalleri üzerinde ilk araştırmaları yapan Amerikalı ateist Wilson Bentley, 50 yıl boyunca kar kristallerinin 6000 fotoğrafını çekmiştir. Bu kar tanelerinin hiçbirini birbirine benzemez ve kitabının son bölümüne şu notu düşmüştür yazar. Sanki bir sanatçı sanatını gösteriyor. Artık inanıyorum. Hakikaten hiçbir yerine benzemiyor. Ey misafir, kıl namazın, kıble bu caniptedir. İşte leyen, işte ıbrık, işte peşkir, iptedir. Onun bir derece, yani her şey namaza yönelik. Evet, camit, şuursuz bulut, ağabey hayat olan yağmuru, muhtaç olan zihayetlerin imdadına göndermesi ancak senin rahmetin ve hikmetin iledir. Karışık tesadüf karışamaz. Bu işler onların işi değil. Seni intizar etmekte ve senin de süratle ona doğru gitmekte olduğun kabir, dünyanın ziynetli lezzetli şeylerini hediye olarak kabul etmez. Çünkü dünya ehlince güzel addedilen şey orada çirkin. Adam ormanda dolaşırken çalıların arasında bir tilki görmüş. Ama bu tilkinin 4 ayağı da sakatmış. Adam bu tilki böyle nasıl yaşıyor merak etmiş, izlemeye başlamış. Birden çalıların arasından ağzında bir tavukla bir aslan çıkmış gelmiş. Aslan tavuğun yarısını tilkiye vermiş, diğer yarısını kendi yemiş ve çekip gitmiş. Adam bu mucize karşısında donmuş kalmış. Allah'ım demiş. Sen kullarını nasıl koruyup kolluyorsan ben de sana teslim oluyor ve kendimi sana bırakıyorum. Ve gitmiş. Bir ağacın altına oturmuş beklemeye başlamış. Bir gün geçmiş, iki gün geçmiş, hiçbir şey olmamış. Adam açlıktan ölecek, ellerini açmış göğe seslenmiş. Allah'ım beni görmüyor musun? Gökten bir ses. Görüyorum da şaşırıyorum. Neden sakat tilkiyi taklit ettin de o yiğit aslanı taklit etmedin? Yani çakal ve tilki olacağına, başkasından artığından istifade edeceğine sen aslan ol, başkası senden istifade etsin. Bunun gibi Hazreti Ömer de dilenen birisine öyle diyor. Siz mütevekkil değil, müteekkillersiniz. Yani hazır yiyicilersiniz. Onun için hazır yiyici olmaktansa Efendimizin de dediği gibi el-yedul ulya hayrun yedi süfla. Veren el, alan elden üstündür. Onun için veren el olmak lazım. Allah-u alemi bir sevap. En doğru bilen Allah'tır. Azim olan Allah doğruyu söylemiştir. Ve ahru davahum. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.